Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu'nun teklifinin ikinci maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 2020 yılı bütçesinin kesin hesap metninin ikinci maddesine göre bütçe gelirlerinin miktarı ve ayrıntıları verilmektedir. Burada karara bağlanacaktır. Buna göre 2020 yılında bütçe gelirleri 1 trilyon 28 milyar Türk lirası olmuştur. Buna göre bütçe açığı 175 milyar ve diğer ekonomik göstergelerde olumlu bir tablo sergilememektedir. Son yılların en düşük milli geliri ortaya çıkmıştır. 717 milyar dolarlık bir milli gelir vardır. Kişi başına milli gelir de 8500 dolar civarındadır. Bu 2020 yılında, yani hükümetin 18 yıllık iktidarı sonrasında ortaya çıkan 8500 dolarlık kişi başına milli gelir, aslında ciddi bir hesaplama yapılırsa 1998 yılındaki kişi başı milli gelirden bile düşüktür. 2016 yılındaki artışlar 2002 ve 1998 arasına yansıtılmamıştır düzgünce, hatta biraz düşürülerek yansıtılmıştır. Yani daha önceki dönem, iktidarın daha önceki dönemindeki milli gelir, kişi başına milli geliri etkiler nitelikte düşürülmüştür. Bunun da ötesinde dolar kurunu geriye doğru enflasyon oranında eşitleyerek götürdüğümüz takdirde 2000 yılının kişi başına milli geliri 1998 yılının kişi başı milli gelirinden bile düşük bir tabloyu sergilemektedir. Aslında bu sorun sadece 2020 yılının sorunu değildir. Mevcut hükümet izlemiş olduğu yanlış politikalarla, kamu yönetiminde açmış olduğu tahribatla, sistemi değiştirmekle ekonomiyi de bozmuştur. Son 5 yıl içerisinde ekonomideki bütün göstergeler bozulmuştur. Ama bunun da ötesinde 2018 Ağustos'unda patlayan kriz halen kaldırılamamıştır ve bu kriz dönemi 3,5 yıldır devam etmektedir. Bu nedenle de biz buna bir ekonomik kriz değil, bu bir ekonomik buhrandır diyoruz ve bu buhran dönemi halen devam ediyor. Ne zaman ortadan kalkacağı da belli değildir. Ama hükümetin son birkaç aydır ortaya attığı bazı ekonomik tezler ve uygulamalar bu ekonomik sıkıntıların daha uzunca bir süre halkı yok etmeye, sıkmaya ve tahrip etmeye devam edeceği anlaşılmaktadır. Bu bozuk ekonomik düzen her şeyden önce enflasyonu patlatmıştır, döviz kurunu artırmıştır ve artan enflasyon bu ülkede yaşayan 84 milyon insanın yaşam düzeyini, hayat standardını azaltmıştır. Bakın, memleketin dört bir yanında zam yağmuru var. Fiyatlar hızla artıyor. Hatta TÜİK'in verdiği rakamlara göre ÜFE'de, yani toptan fiyatlarda enflasyon %55 dolayındadır. Halkın en fazla tükettiği mallara, ürünlere bakıyoruz. Ayçiçek yağı, yumurta, et, pantolon, gömlek, tuvalet kağıdı, peynir, süt vesaire, pet. Fiyatlardaki artışlar korkunç düzeye çıkmıştır. Un fiyatları, lepege, nohut, çamaşır suyu, tüp gaz yine ikiye katlanmış vaziyettedir. Fiyatlar yıllık değil, aylık, hatta günlük olarak sürekli değişmektedir. Baktığımızda geçen gün bir hesap yapmıştım. 60 günde benzin 7 lira 76 kuruştan 10 lira 32 kuruşa, mazot da 60 gün önceki 7.50'lik fiyatından şimdi 10.30 TL'ye fırlamıştı.
Ama bugün haber alıyoruz ki benzinin 10.32 TL'lik fiyatı bugün 56 kuruşluk zamla tekrar artmış ve fırlamıştır. Fiyatlara vatandaşın yetişebilmesi de mümkün görünmemektedir. Sadece bazı ürünler değil, vatandaşın en fazla kullandığı bazı ürünler değil, bütün ürünlerde sürekli günlük, aylık fiyat artışları yaşanmaktadır. TÜİK'in sepetinde bulunan 450 civarındaki üründen 400'den daha fazlası sürekli fiyat artışlarına maruz kalmaktadır. Bu elbette enflasyonun bazı ürünlere özgü olmadığını, fiyat artışlarının genel olduğunu, fiyatlar genel seviyesinin çok yaygın bir şekilde yükseldiğini ve bu artışın altında vatandaşın perişan olduğunu söylemek mümkündür. Sadece tüketiciler değil, üreticiler de bu fiyat artışlarından büyük mağduriyet çekmektedir. Çünkü bakın, eğer 6 ay önce bir çiftçiye deseydik ki mazot litresi 10 lirayı geçecek, 11'e dayanacak, hiçbiri inanmazdı. Ama bugün mazot 10 lirayı geçmiştir. Yemin çuvalı 230 liradır. Besicilik, sütçülük sürdürülemez hale gelmiştir. Üre gübrenin fiyatı, DAP gübrenin fiyatı 4-5 kat artmıştır. Kömür fiyatları bile 4000 lirayı aşmıştır. Böyle bir ortamda tarım yapılamaz bir ülke haline gelmiştir Türkiye. Ama aynı zamanda sanayicinin diğer üreticilerinde durumu zordur. Çünkü onlar da almış oldukları ara mallarını ve ham maddeleri her alışlarında korkunç fiyat artışlarıyla karşılaşmak suretiyle üretimlerini sürdürebilme çabasına düşmüşlerdir. Değerli arkadaşlar, bakın, işini özetleyecek olursak bu hükümetin uygulamış olduğu kuru artırma politikası doğrudan doğruya bütün ekonomik göstergelere zarar vermektedir. Bir kere her şeyden önce kur sürekli arttıkça gelir dağılımı bozulmaktadır. Zenginler daha zengin, yoksullarsa daha yoksul hale dönüşmektedir. TÜİK'in rakamlarına göre bugün Türkiye'de 4 milyon insan günde sadece ve sadece 16 lirayla yaşıyor. 16 lira dediğiniz şey 1 kilo undur. Markete gittiğiniz zaman unun 1 kilosunun 16 lira 90 kuruş olduğunu göreceksiniz. Demek ki bu ülkedeki 4 milyon insanın günlük geliri 1 kilo 10 bile etmemektedir. Türkiye bu duruma gelmiş vaziyettedir. Yine TÜİK rakamlarına göre bakıyoruz, 16 milyon insan günde sadece 29 lirayla yaşıyor. 29 lirayla bir günün nasıl geçirildiğini, nasıl ayakta kalabileceğini insanımızın gerçekten hükümetin tefekkür etmesi lazım ve bunu sorgulaması gerekmektedir. Değerli arkadaşlar, bu politika, dövizi kuru artırma politikası, enflasyonu dayanılmaz hale getirmekle birlikte bütçe açıklarını da artırmaktadır. Nitekim bütçe açıklarına da baktığımızda sürekli 2020, 21, 22 bütçesinde gayri safi milli hasılanın %3,5 kadar bütçe açığı olduğunu görüyoruz. Bu açık oranı dünya standartlarına, Avrupa Birliği standartlarına uygun değil, yüksek bir açık olarak kabul edilmektedir. Ama en kötü tarafı da bunun yıllardır devam ediyor olmasıdır ve hükümetin kalıcı, düzgün bir politika ortaya koyamadığının açık kanıtıdır. Diğer taraftan kuru artırma politikası bütçedeki faiz ödemelerini artırıyor. Kuru artırma politikası ülkenin dış borçlarını Türk lirası cinsinden artırıyor ve maalesef ülkenin sırtına büyük bir yük yüklüyor.
Tamamlayalım lütfen. Ne işe yarıyor derseniz bu politika, bakın bu politikayla, kuru artırma politikasıyla kim kazanmıştır? 128 milyar doları 2019 ve 20 yılında kimler aldıysa onlar kazanmıştır. Bir hesap yapıldı, 630 kuruştan birilerine verildiğini düşünün. 128 milyar doları alanlar 1 trilyon liranın üzerinde kar etmişlerdir. Türkiye'nin en büyük firmalarının 100 yıllık karından daha bir büyük kar ortaya çıkmıştır. Veya aynı şekilde bu ödeme garantileri dövize bağlı olduğu için bütçede 42 milyar olarak gösterilen ödeme garantileri döviz cinsinden garanti olduğundan Türk lirasına çevirdiğimizde 70 milyarı geçmiştir. Yani 30